Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle Türk halk müziğimizin yaylı çalgılarından olan kabak kemane enstrümanını tanıyacağız. Geçmişten günümüze kadar otantik görünüşünü korumuş olan kabak kemanenin doğduğu yer Orta Asya'ya dayanmaktadır. Gövdesi 14 ila 16 cm boyutlarında olup su kabağından yapılan kemanenin göğsüne yürek zarı gerilerek kendine has farklı bir ses tınısı elde edilmiştir. 30 cm uzunluğunda olan klavyesi akça ağaç, gürgen ve ceviz gibi sert ağaçlardan yapılır. Gövdeden geçen metal ya da ağaç çubukla gövde ile klavye birbirine bağlanır. Bu çubuk gövdeden sonra 10 cm uzun bırakılarak kemanenin diz üzerinde durmasını sağlayan ayak kısmı oluşturulur. Bu ayağın gövde tarafına alt eşik bağlanır. Gövdenin verniklenmesi esnasında hava koşullarından etkilenmemesi için deriye de çok ince bir kat vernik sürülür. Kabak kemanenin yaygınlaşması sonucu çeşitli tonlarda icra amacıyla farklı ölçülerde kabak kemaneler yapılmaktadır. Kabak kemane TRT'de ilk olarak 1969 yılında İzmir Radyosu'nda Salih Urhan, 1970 yılından itibaren de İstanbul Radyosu'nda Yalçın Özsoy ve Ankara Radyosu'nda Emin Aldemir tarafından sadece yöresel ezgilerde çalınmasıyla halk müziği topluluklarında yer almaya başlamıştır. Daha sonra ise halk müziği korolarının değişmez bir sazı haline gelerek yöre gözetmeksizin her tür ezgide kullanılmaya başlanmıştır. Evet arkadaşlar, bu hafta sizlerle Türk halk müziğimizin yaylı çalgılarından olan kabak kemane enstrümanını tanıdık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.